Elizabeth. Sonunda bir bana müfettiş dedi. Bir müfettişe müfettiş demem çok normal müfettiş. Haklısın, artık müfettişim. Seneye de sen müfettiş olursun. Teşekkürler müfettiş. Eski müfettiş Scarlett biliyorsun ki üniversiteye gitti. Bu nedenle müfettişliğini bana verdi. Bugün Meryem'le ziyarete gitmemiz gerektiğini söylemiştiniz. Neden öyle söyledim acaba? Bilmem. Ben de bilemedim. Keşke Scarlett burada olsaydı. O her şeyi bilirdi. Ne yapacağız? Gideceğiz mi? Gidelim bari. Hadi düş yola. Madam. Efendim Masya. İki tip geldi, sizi görmek istiyorlar. Nasıl tipler? Garip tipler efendim. Gelsinler bakalım. Tabii. Gelin bakalım. Merhaba Bayan Lina. Siz de kimsiniz? Bizi tanımıyor musunuz? Siz beni tanıyor musunuz? Yok. Öyleyse. Öyleyse ne? Ne konuştuğunuzu anlamıyorum. Ben de. Keşke Scarlett burada olsaydı. O ne konuştuğunu anlardı. Nasıl yardımcı olabilirim? Asıl biz size yardımcı olmaya geldik. Ne konuda? Bilmem. Ne konuda? Sadece ajandada ziyaret etmemiz gerektiği yazıyordu. Ben müfettiş Peacock. Bu da yardımcım. Bu da yardımcım. Ben de eskiden böyleydim. Elizabeth dur artık bir yerde. Affedersiniz efendim. Bu da yardımcım Elizabeth. Anladım ama niçin geldiğinizi anlamadım. Şey için. Elizabeth ne için? Bu da bunun içinde ne vardı? Şey, sihirlenmez. Ne yani? Orada değil mi? Hayır, orada değil. Sana odandan çıkmamı söylemişti. Affedersiniz, suyum gitmişti de doldurmaya geldim. Siz de kimsiniz? Arkadaşım Linda. Müfettiş Peacock bu soruyu Bayan Linda'ya sormuştu. Bayan Linda, adınız neydi? Şey, Linda. Canım sen istersen yukarı çık. Hani şey olacaksın ya. Tamam, gidiyorum. Ne olacak? Evet, ne olacak? Hiçbir şey. O bizim aramızda bir espri sadece. Bal kabağı olacaksın esprisi. Dinlenmesi gerekiyor, hepsi bu. Anlıyorum. Peki sihirli elmas nerede olabilir? Bilemiyorum, daha bu sabah oradaydı. Peki bugün evinize kimse geldi mi? Sadece kardeşim Sara kahve içmeye geldi. Biraz sohbet ettik, sonra da gitti. Bilsen ne olacaktı? Buyurun. Sihirli elmasın adı neden sihirli elmas? Sihirli de o yüzden. İnsanları istedikleri sebzeye dönüştürebiliyor. İlginç! Bu kadar zor bir yerden nasıl çalmışlar? İnsanları istedikleri sebzeye dönüştürebilmek de nedir yahu? Onu ben söylemeyecek miydim? Hayır müfettiş. O artık benim lafım. Ben yardımcıyım ya. Ha doğru. Benim lafım da şu. Şu. Ne müfettiş? Bilmiyorum Elizabeth ama garip bir şeyler oluyor, onu biliyorum. Yani? Yani. Buldum. Belki de biri onu çalmıştır. Evet müfettiş. Bunu ben de biliyorum. Yani araştırmaya nereden başlayacağız? Olay yerinden Elizabeth. Tamam müfettiş de zaten olay yerinde değil miyiz? Haklısınız ama ikinci olay yerinde. Yani Bayan Lana'nın kardeşi Bayan Sara'nın evinden mi? Evet Elizabeth, tam üstüne bastın. Yok, ben sadece yere basıyorum. Bayan Lana'nın evine bugün sadece kardeşi Bayan Sara gelmiş. Gidelim ama bu sefer düşmeyelim. Nasıl yardımcı olabilirim? Siz Bayan Sara mısınız? Bensem ne olmuş? Siz neden hemen gerildiniz ki? Ben gerildim mi? Gerildi mi? Gerildiniz mi? Gerildim sanırım. Söylemiştim. Elizabeth, Bayan Sara'yı daha fazla gelmezsen sevinirim. Sihirli elması siz mi çaldınız? Hiçbir şey. Tebrikler. Bayan Sara'ya hiç gelmediniz. Tamam, gidebiliriz. Böyle gergin bir insanın sihirli elmasını çalmasına imkan yok. Görüşürüz Bayan Sara. Güle güle. Hazır mısın Linda? Hazırım. Bekle beni sihirli elmas, ben geliyorum.
Acıma Linda Balkaba. Sokus pokus. Oldu mu şimdi? Oldu. İstediğin boyutta olmuş mu? Ayna getir de bakayım. Olmuş ama sanki bir tık daha büyük olabilirmişim. Kusura bakma, elimden bu kadar geliyor. Madem, burada mısınız madem? Ne yapıyorsunuz o örtüyle? Bu örtünün altında tanıdık bir koku var. Neyse madem, yine o iki garip tip geldi, sizi çağırıyorlar. Bunlar da fazla olmaya başladı. Sonunda onları prensese çevireceğim, o olacak. Ben gidiyorum efendim. Şu örtüyü çeker misin? Nefes alamıyorum. Affedersin, hemen geliyorum. Ben yokken biri gelirse kabak taklidi yap, olur mu? Ben zaten kabağım. Doğru ya, unutmuşum. Buradan bir yere ayrılma, hemen geliyorum. He, çok komik. Efendim? Durmadan geldiğimiz için kusura bakmayın. Rica ederim ama gerçekten biraz sık oldu. Ne oldu? Rahatsız mı oldunuz? Herkesi görersen kimseyi konuşturamayız. Peki tamam, ben susayım. Kardeşinizi ziyarete gittik ve çok gergindi. Sarı'nın hırsızlık yapacağını hiç sanmam. Biz de aynı fikirdeyiz. Bugün eve başka kimsenin gelmediğinden emin misiniz? Elbette eminim. Belki de gece eve hırsız girdi. Monsieur'un pofusundan ısırırdı. Peki ya Monsieur akşam gezmeye çıktıysa? Bana sormadan bir yere gitmez, gidemezdi. Ama dün akşam gittin, öyle değil mi Monsieur? Yarım saatliğine çıktım, nereden anladınız? Beterler Monsieur. Dün gece yağmur vardı ve sempatileri çamurlu. Bunun hesabını vereceksin Monsieur. Affedin benim adam. Bayan Luna. Efendim. Bu köpek nasıl konuşabiliyor? Eskiden insandı. Beni kızdırdı, ben de onu köpeğe çevirdim. Sizi kızdıracak herhangi bir şey demedim değil mi? Geliyor musun? Geliyorum. Başka bir şey yoksa ben gidebilir miyim? Tabii Bayan Luna. Biz de gidelim. Bu bölgede kimler hırsızlık yapıyor bir bak bakalım. 10 civarında hırsız var efendim. En çok hırsızlık yapanlar bunlar. Kaçısı eli şeylere meraklı? 3 tanesi. Ancak biri şu an hapiste. Böylece 2 tane kalıyor. İsimleri ne? Maria ve Liza. Adreslerini bul. Çok ilginç efendim. Nedir ilginç olan? Aynı evde yaşıyorlar. Bir taşta 2 kuş desene. Bir taşta 2 kuş. Gidelim. Merhaba. Nasıl gidiyor araba? Gitmiyor. 2 gündür onu tamir etmeye çalışıyoruz biz de. Siz kimsiniz? Biz dedektifiz. Ben müfettiş Peacock. Bu da yardımcım Elizabeth. Suçlu olduklarını anlamayalım diye arabayı bozmuş olabilirler. Araba bozuk bile olmayabilir. Bize inanmıyorsanız çalıştırmayı deneyebilirsiniz. Sen dene Elizabeth. Anahtar aldın mı? Anahtarı çok çizik yapmışlar. Bir çevirdim önünde kaldı. Siz biraz evvel bir suçtan bahsettiniz. Bizi neyle suçluyorsunuz? Hırsızlıkla. Hırsız olmadığınızı söylemeyeceksiniz herhalde. Tabii ki hırsız değiliz. Hırsız olduğunu söyleyen bir hırsız yoktur zaten. Hırsız olmadığınızı söylediğinize göre hırsızsınız demektir. Peki ya hırsız olmayanlar ne der? Hırsız olduklarını mı söylerler? Elizabeth, ben onların kafasını karıştırıp köşeye sıkıştırmaya çalışıyorum. Yorum yapmazsan sevinirim. Tamam, ben sustum. Kendimizi nasıl köşeye sıkışmış hissediyoruz anlatamam. Ve kafamız allak bullak oldu. Gördün mü? Harikasınız dedektif. Öyleyse doğruyu söyleyeyim. Bayan Lina'nın sihirli elmasını siz mi çaldınız? Hayır. Biz Pamuk Prenses'in sihirli elmasını çaldık. Sihirli elması demedim. Sihirli elması dedim. Aynı şeyleri tekrarladık. Kafamızı iyice mi karıştırmaya çalışıyorsunuz? Elmas diyor elmas. Elma değil. Ha. Ya. Biz öyle şeyler çalmayız. Öyle mi? Ne tür şeyler çalarsınız? Hırsız olduğunuzu kabul ettiniz işte. Tamam, ikram ediyoruz. Biz hırsızız. Ama sadece masal kahramanlarının eşyalarını çalarız. Masal kahramanları sadece masallarda olur sanıyordum. Evet ama biz de film kahramanıyız sonuçta. O da doğru. Cadının büyük kazanı, cadının parmakları, çizmeli kedinin maskesi, Rapunzel parfümü, fareli köyün kahvaltısının kavalı, Alaaddin'in sihirli lambası. Elizabeth, doğru söylüyorlar gibi gözüküyor. Bunlar çalmadıysa sihirli elması kim çaldı? Düşünmeliyim Elizabeth, düşünmeliyim.
Maria ve Lisa sadece masal kahramanlarından bir şey çalıyorlar. Dizi kahramanlarından değil. Öyleyse sihirli elmas da onlar da değil. Sana hırsızlık yapmak için fazla gergin. Monsieur bir köpek. İstese de sihirli elması çalamaz. Peki ya Linda? Linda garip davranıyordu ama suçlu o değil bence. Kim öyleyse? Geriye tek bir kişi kalıyor. Siz mi? Yani ben yapmadığıma göre bu bölümde başka karakter kalmıyor. İyi düşün. Başka karakter yok mu? Bayanlı mı? İyi de niye kendine ait bir şey çalsın ki? Ona çalmak diyemeyiz. Çalındığı gibi göstermek diyebiliriz. Sihirli elması belli bir amaç için kullanıyorsa ve bunun bilinmesini istemiyorsa çalındığı gibi göstermek çok işine yarar. Nasıl bir amaç için dedektif? Düşünmeliyim Elizabeth. Dedektif! Efendim yardımcı. Biz bu merdiveni niye taşıyoruz? Spor olsun diye. Böyle spor mu olur? Pimpon falan oynasak. Yorucu oluyor da. Saçmalama Elizabeth. Eve üst kattan gireceğiz. O yüzden merdiveni taşıyoruz. Anlıyorum. Peki neden? Sihirli elması bulmak için. Anlıyorum. Bir şey anladığın yok. Daya şu merdiveni de üst kata çıkalım. Luna, tamam teşekkürler. Bu kadar kabak olmak bana yetti. Beni eski halime getir. Luna, Luna diyorum. Kime diyorum? Heh, sonunda geldin. Yanındaki de kim? Ben Sara, eski sınıf arkadaşın. Benimle hep sınıfta dalga geçerdin. Hatırladın mı? Sara, geldin Sara. Şimdi sen biraz gerildin gibi geldi nedense. Affet beni Sara. Gençtik, bilemedik, hata ettik. Lütfen beni affet. Ben affederim ama o affetmez. Ha ha ha, seni kabak gibi oyacağım. Sen benim dostumdun Luna. Her şeyi bugünü planlayarak yaptım. Kardeşimin intikamını almak için. Hemen at o bıçağı elinden. Atmazsan ne olurmuş? İşte bu olur. Hırsız hep uşaktır. İyi de bu uşak değil ki efendim. Sen sus Elizabeth. Olmuş ama sanki bir tık daha büyük olabilirmişim. Olmuş ama sanki bir tık daha büyük olabilirmişim. Elizabeth sen de. Tamam. Dene. You shot me so damn well. You're on pom pom. You shot me then you got me and I'm like damn. You're on pom pom. Ha ha ha.